Saygıdeğer izleyiciler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 10. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nın çevrim içi ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabulünün yıl dönümünde süregelen pandemi sebebiyle fiziksel olarak bir araya gelemiyoruz. Fakat sanal ortamda beraberiz. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında 2011 yılından beri Avrupa Birliği Türkiye İnsan Hakları Kısa Film Yarışması ve İnsan Hakları Film Günlerini düzenliyor. Bu etkinlik tam 10 yıldır Avrupa sinemasından seçkin örnekleri, konukları ve filmler etrafındaki söyleşileriyle Türkiye'nin çeşitli illerinde binlerce seyirciyle buluştu. Süregelen pandemi sebebiyle bu yıl sinemalarda buluşmamız maalesef mümkün olamadı. Yerine Avrupa Birliği üye ülke temsilcilikleri ve kültür merkezlerinin değerli katkılarıyla 10-20 Aralık tarihleri arasında ekran başında buluşacağız. Aşağıda gördüğünüz festivalscope.com adresinden bütün filmleri ve ilgili etkinlikleri takip edebilirsiniz. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri 2020 yılı seçkisinde yetişkinler, gençler ve çocuklar için 17 uzun, 4 kısa metrajlı film bulunuyor. Seçki, çözülmesi gereken en acil krizimiz ve insan haklarından ayrı tutulamayacak iklim değişiklikleri üzerinde düşünmeye özellikle davet ediyor. Evrensel değerler ve insan haklarına gönül vermiş herkesle 10 Aralık'ta çevrim içi perde diyeceğiz ve sizleri de bekliyoruz. Bu yıl aynı zamanda uluslararası barışı ve güvenliği korumayı, milletler arası dostane ilişkiler geliştirilmesini ve sosyal ilerleme, daha iyi yaşam koşulları ve insan haklarının geliştirilmesi amacıyla kurulmuş Birleşmiş Milletler'in 75. yaşını kutluyoruz. Az önce perde demiştik. O zaman çok vakit kaybetmeden ödül törenimiz için de perde diyelim ve açılış konuşmalarını yapmak üzere sözü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Nikolaus Mayer Landrut'a bırakalım. Sehr geehrte Herr Botschafter, Sie haben das Wort. Dear friends, today, 10th of December, we celebrate the International Human Rights Day. For the last 10 years, the EUD has organized the Human Rights Film Day and a short film competition. It has been an attempt to raise awareness on the issue, reflect, discuss, and share fundamental human rights concerns throughout. On this anniversary, I would like to thank you, our audience, for your interest in this matter. I would also like to thank the diplomatic missions, the cultural centers of EU member states, the public institutions and local administrations, academia, civil society, media, and the artist community who have all supported our efforts. In the European Union, we have made from the very beginning the protection of human rights the foundation of our union. We view all human rights as universal, indivisible, and interdependent, with no difference between civil, political, economic, social, and cultural rights. The world around us is changing, and while it is changing, preserving and furthering progress on human rights is ever more important and demanding. We are yet to see the full respect of these commitments all over the world. The ongoing COVID-19 pandemic and its socio-economic consequences have increasingly negative impacts, deepening pre-existing inequalities and increasing pressure on persons in vulnerable situations. Turning to EU-Turkey relations, let me say a few words in this context. Turkey has committed itself to fulfill the so-called Copenhagen criteria, including ensuring stability of institutions, guaranteeing democracy, the rule of law, human rights, and respect for and protection of minorities. Turkey is also bound by the European Convention on Human Rights as a founding member of the Council of Europe. Notwithstanding challenges Turkey faced in the last years, it needs to ensure that its international obligations
in relation to fundamental rights and freedoms are respected and effectively implemented. We as EU will continue to support Turkey in this area, also in collaboration with the Council of Europe. The EU delegation and member states implement since 2010 the EU local strategy in Turkey to support and defend human rights defenders. An empowered rights-based civil society is a crucial component of any democratic system. Throughout these 10 years, the Human Rights Film Days have reached thousands of people with a selection of movies from the European cinema. The increasing number of applicants to the EU human rights short film competition, whether amateur or professionals, prove the genuine interest. I would like to congratulate all participants to this year's competition. In a few minutes, we will find out the names of the winners, and I congratulate them already now warmly. I would like to thank the delegation staff organizing the Human Rights Short Film Competition and Film Days, and of course, our jury members. And last but not least, UN Women for their contribution. Without them, we could not have made it a success. I wish you all a very pleasant event. Thank you very much. Eure Excellenz, vielen Dank. Sayın Büyükelçiye, çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması bu yıl iki kategoride yapıldı. İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği kategorileri. Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İşbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı senaryo yazım atölyesi çağrısında bulunduk ve çok ilgi gören bu atölyeleri 3 dönem boyunca yürüttük. Bu akşam toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yetkin bir isim bizimle beraber. Sözü Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Sayın Asya Varbanova'ya bırakıyorum. Thank you. Dear Ambassador Meyer Landrut, dear members of the European Union delegation to Turkey, dear jury members and filmmakers, as UN Women Turkey, it has been my and my team's pleasure to have collaborated with the delegation of the European Union on the Human Rights Short Film Competition this year, and in particular on the screenplay workshops on gender equality since August 2020. And I'm very glad to see the outcomes of this fruitful partnership today. Through this initiative, many film enthusiasts and scriptwriters from various backgrounds in Turkey have gained a great understanding on gender-sensitive scriptwriting and positive portrayal and representation of women in the film, TV, entertainment, and media content. They have heard about the life experiences of leading role models from the industry under the leadership of Professor Nezih Orhon. 2020 marks the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, which today remains the most visionary global agenda for women's rights. 25 years ago, 189 UN member states recognized the central role of media in shifting gender stereotypes, in influencing how we think and how we act. Women and media became one of the 12 critical areas of concern of the Beijing Platform for Action. Since 1995, there has been some progress. The percentage of stories reported by women has increased in most issue areas, and women are among the most active social media users. But even a quick look at media content today shows how far there is to go. Still today, we have not achieved equal representation of women in the media, in the speaking characters in films, in television, radio, and print news, as subjects of stories and in advertisements. Women are also underrepresented as decision makers in media. They're often portrayed in stereotypical roles. For example, in the entertainment industry, they're far less likely than men to play roles as leaders or professionals. This perpetuates inequality and discrimination in our societies. And without overcoming these biases, no amount of access to education, finance, or infrastructure can help bridge the persistent gender gaps we have today. UN Women works with the business, the sports, the technology, the advertising and media industries here in Turkey to challenge the status quo and to drive a positive change towards gender equality. We are working, for example, under an initiative called Unstereotype Alliance with advertisement industry,
with business leaders to eradicate harmful gender-based stereotypes in all media and advertising content. Under our He for She global movement, we work with men and boys as allies because gender equality concerns us all. I'm very glad that this year's competition covers also the category of gender equality, which advocates for stronger and non-stereotypical representation of women in the film industry. And on today's special day, as we close the 16 days of activism against gender-based violence, and as we celebrate Human Rights Day, I would like to once again emphasize that there are no human rights without equal rights for women and men, and no true freedom of expression without gender equality. I would like to thank the delegation of the European Union to Turkey for initiating this partnership with UN Women, which we value highly. I would like to thank all the participants, the speakers, the role models who have participated in the workshops, who showed great interest in these critical areas, and who are contributing every day towards advancing gender equality in Turkey. I wish you a lot of success and all the best. Thank you. Sayın Varbonova'ya çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması bu yıl süregelen pandemiye rağmen tam 87 başvuru aldı. Bu rakam aynı zamanda insan haklarına gösterilen ilginin de bir kanıtı. Bu ilgi insan hakları adına hepimize umut veriyor. Ön seçici kurulumuz başvurular arasından 11 filmi insan hakları kategorisinde, 7 filmi ise toplumsal cinsiyet eşitliği kategorisinde finalist olarak belirledi. Ön jüri üyelerimizin emekleri olmaksızın bu yarışmayı gerçekleştiremezdik. Şimdi huzurlarınızda hepsine teşekkür etmek istiyoruz. İsimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum ve burada aramızda olanların da düşüncelerini almak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Çağlar Karaba, Film Eleştirmeni ve SİAD Sinema Yazarları Derneği üyelerinden Hasan Nadir Derin ve Ankara Film Festivali Program Koordinatörü Ozan Gürbüz. Sayın Karabağ ve Sayın Derin buradalar. Çağla Karabağ, söz sizde. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Bütün katılan filmlerini bizimle paylaşan yönetmenlere buradan çok teşekkür etmek istiyorum. İnsan hakları üzerine, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşünmek ve film yapmak başlı başına çok kıymetli bir çaba. Biz de ön seçici kurul olarak bu filmleri izlerken gerçekten çok etkilendik. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık ve bu organizasyonun gerçekleştirmesini mümkün kılan herkese de buradan çok teşekkür ediyorum. Biz de tekrar çok teşekkür ediyoruz ve az önce söylediğim gibi Hasan Nadir Derin de bizimle. Hasan Bey, şimdi söz sizde. Merhaba, evet gerçekten bu süreç içinde güzel filmler izledik. Bizim için de yoğun bir dönem oldu. Özellikle bu dönemde çekilen filmlerin de bir kısmı belli zor şartlar altında çekilmiş pandemi döneminde. Bu açıdan da tüm çeken yönetmenlere teşekkür ediyoruz. Biz de hepinize tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli ön jüri üyelerimiz. 10. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması finalistlerini huzurunuzda tekrar anons etmek istiyorum. Ana kategorideki finalistlerimizi alfabetik sırayla okuyorum. Deniz Altun, Asit Yağmur'u, Yiğit Armutoğlu, Majid'den Sevgiler'le, Ahmet Mücahit Aydoğan, Berrak Bir Gök'te, Mehmet İsmail Çeçen, Şin, Yaz, Ömer Diş Budak, Uzaklar, Keşkeler ve Ömer, Kamil Kahraman ve Feyzi Baran, Bu da mı gol değil, Ceylan Beyoğlu, İğne, Sezer Bildiren, Eflin, İbrahim Sertaç Kasaplar, Zorunda, Mustafa Koç, No Place to Live, Ali Çağan Uzman, Harmoni. Şimdi bu 11 finalistimizin filmlerini kısaca tanıyalım ve filmleri özetleyen kısa bir film izleyelim. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. أنا سيدرا سلوم عمري 13 سنة. بدي أكون أنسة بالمستقبل. بطلب حياتي بطلب. Şimdi ben sana yaparım. Çay
ister misin? Yok, çok. Tamam. Sen çay mı söyleyeceğim anne? Evet, istersen söyle. Başlayan azamın da çay söyleyeceğim. Yok yok, istersen çay. O zaman annem izin vermemişti. Evlenmedi, kendini verdi futbola. Bayağı şaşırmıştık. Sen mi futbolcu olacaksın diye. Hayat saçlarını döktürdü, dikkat çeken sen mi kürkün mü? Burada çamura bulaşmamak mümkün mü? Sadece sistem ya da devlet değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz insanlık. Çünkü biz orada direnemedik. Ne oldu, çok mu komik? Yürü! Ahmet Bey, para! Çek dışarı, çek dışarı! Aylık maaş! Çek dışarı! Ahmet Bey! Yürü, yürü! Yalla! Lazım yalla, para! Yalla, yalla! Çok şey verdim. Çok şey verdim onlara. Anam. Babam. Şimdi tekrar gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın. Amra! Amra! Sibiyatı zibuke güneme meşhara veri! Tüm hayatımı tek bir çantaya sığdırmak zorunda mıyım? Toplumsal cinsiyet eşitliği kategorisi finalistlerimizi de alfabetik sırayla sayıyorum. Özge Akarsu, Emine, Çamran Azizoğlu, Tepe Taklak Cinayet, Erinç Durlanık, Diyone, Fatih Ertekin, Memtevri, Yaylacı, Fehmi Öztürk, Free Fun, Miray Kotil, Fısıltı, Cihan Emre Zengin, Çay Var İçersen. Şimdi bu 7 filmimizi de kısaca izleyelim. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house and slowly the world... Artık hiçbirine yetişemiyorum. Var mı yapabileceğim bir şey canım? Ört bacağını ablacığım. Bu arada ben sana söylemeyi unuttum. Arda ile beraber yaşamaya karar verdik. Aa, çok iyi, çok sevindim. Zaten uzun süredir birlikteydiniz. Bu kız erkek arkadaşıyla mı yaşayacak şimdi? Cık, evlensel halde iyiydi aslında. Belgin, pabucu yarım. Nere? Yani bir kadının gecenin bu saatinde sokakta olma olasılığı yok. Asrın davasında heyecanla beklenen gün geldi. Не маю ж тебе так давно. Страчивам память тих лет. Sıra geldi bu yılın kazananlarını öğrenmeye. Eminim hepsi benim kadar heyecanlıdır şu an. Değerli izleyiciler, şimdi sizlere finale kalan filmleri değerlendiren değerli jüri üyelerimizi takdim etmek istiyorum. Oyuncu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İnsani Yardım Programı Sözcüsü Sayın Songül Öden, yapımcı ve yönetmen Sayın Semra Güzel Korfer, eleştirmen ve oyuncu Sayın Emrah Kolukısa, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sinema Televizyon Başkanı Profesör Doktor Nezih Orhon, gazeteci ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Sayın Doğan Şentürk. Hepinize merhaba değerli jüri üyeleri. Sizi burada görmek çok güzel. Sayın Korfer, Sayın Şentürk, Sayın Öden, Sayın Hocam Orhon ve Sayın Kolukısa. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi sözü finale kalan filmlerle ilgili değerlendirmelerini almak üzere jüri eş başkanımız Sayın Semra Güzel Korfer'a bırakıyorum. Herkese merhabalar.
Öncelikle dünyanın geçtiği bu zorlu süreçte bu kadar sayıda başvurunun olması jüri üyeleri olarak bizleri çok mutlu etti. İnsan hakları konusunda film yapmak gerçekten çok önemli. Zaten bir film yapmak büyük cesaret ister, insan hakları konusunda film yapmak ise çok büyük cesaret ister. Bu yüzden bu yarışmaya katılan 87 filmi ve ekiplerini kutluyorum. Biz jüri olarak filmleri izlerken gerçekten çok zorlandık. Çünkü her biri hissedilmesi, anlaşılması gereken resimleri, düşünceleri, duyguları bizim önümüze getirmişti. Kendi aramızda da konuşurken bu duyguları paylaştık, düşünceleri paylaştık. Biz jüri olarak filmleri değerlendirirken hangi özelliklere baktık? Öncelikle bir fikri nasıl değerlendirmiş? Orijinal bir fikir var mı? Yaklaşım biçimi nedir? Benzerlerinden farkı nedir? Gerçekten temaya uygunluk düzeyi ne düzeydedir? Vurucu bir etki bırakmış mı? Sinematografik öğeler nasıl? Bütün bunları özenli bir şekilde değerlendirdik. Görel ister ki hepsine ödül verelim. Zaten benim için ve eminim arkadaşlarım da benimle aynı fikirde. Bu yarışmaya katılan herkes birinci ama oyunun kuralı gereği birilerini seçmek, ayırmak durumundaydık. Dolayısıyla jüri olarak oy birliğiyle karar verdik ve oy birliğiyle sonuçları komiteye bildirdik. Şunu belirtmek istiyorum ben. Şöyle ki bir filmle tabii ki hiçbir şeyi değiştiremeyiz, dünyayı değiştiremeyiz. Ama bu filmi izleyenlerin yüreklerine, zihinlerine, akıllarına dokunarak belki onların hayatında bir şeyleri değiştirebiliriz. Bu filmler Avrupa Birliği Kısa Film Günleri kapsamında ve farklı mecralarda, farklı platformlarda zaten gösterime girecekler ve eminim oradaki seyircilerle buluştuğunda bütün bu ekipler en büyük ödülü alacaklar zaten. Asıl ödülün bu olduğuna inanıyorum. Tekrar yarışmaya katılan ve bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutlarım. Ön jüri arkadaşlarımı ve ana jüride birlikte çalıştığım bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Korfır. Sözü diğer üyelerimize bırakmadan yarışmamızın ödüllerini siz değerli izleyicilerimize bir hatırlatalım. İnsan hakları kategorisinde birincilik ödülü Sony Video Kamera ve Sinema Kiti, ikincilik ödülü Sony Video Kamera, üçüncülük ödülü GoPro Video Kamera. Toplumsal cinsiyet eşitliği ödülü ise Sony Video Kamera. Yarışmamıza katılan bütün yarışmacılara insan haklarına gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Finalistlerimizi kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi sıra geldi Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nın kazananlarını açıklamaya. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülünü açıklamak üzere sözü jüri eş başkanımız Sayın Songül Öden'e bırakıyorum. Sayın Öden, söz sizde. Merhabalar herkese. Samimiyetle söylüyorum, çok ilham verici bir seçki izledik. Cesaretiniz için gerçekten tebrikler ve teşekkürler hepinize. Sizin kadar heyecanlıyım diyebilirim. Bu kategoride tek bir ödül verilme kararı vardı. Fakat oy birliğiyle jüri özel ödülü de verme kararı aldık. Jüri özel ödülünün gerekçeli kararını okumak istiyorum öncelikle. Kültürel çeşitlilik içerme ve temsiliyetle ilgili konuları, özellikle de Türkiye açısından en dışlanmış ve ötekileştirilmiş kesimlerine dair hikayeyi, kutsallaştırılmış aile yapısının ikiyüzlülüğünü çarpıcı bir biçimde dile getirmesi, gerçekle kurmaca arasındaki ironik anlatım tarzı, yüksek yapım kalitesindeki üstün başarısı nedeniyle jüri özel ödülü almaya değer bulunmuştur. Free Fun Fehmi Öztürk, tebrikler.
Sayın Öztürk'ü tekrar tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok motive edici bir ödül benim için. Gerekçeniz için de ayrıca gururlandım. Tüm ekip arkadaşlarıma da buradan teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fehmi Öztürk, tekrar çok teşekkürler ve tebrik ediyoruz sizi. Şimdi de toplumsal cinsiyet eşitliği ödülü için diğer ödülümüzü anons etmek üzere sözü tekrar Sayın Öden'e bırakıyorum. Öncelikle yine gerekçeli kararı okumak istiyorum. Maddi sebepler gerekçe gösterilerek küçük kız çocuklarının okutulmadığı Artvin'in bir Gürcü köyündeki yaylacı kadınlar, yine maddi sebepler gerekçe gösterilerek erkeklerin yapacakları ağır işleri yaparlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan yaylacı kadınların fiziksel ve ruhsal kayıplarını yalın bir üslupla resmeden arka plandaki arka plandaki coğrafi koşulları filmin öznesi olan kadınlarla harmanlayan güçlü sinematografik unsurları sebebiyle en iyi kısa film ödülünü almaya değer bulunmuştur. Memtevri Yaylacı filmi Fatih Ertekin, tebrik ederim. Fatih Ertekin, tebrik ediyoruz. Söz sizde. Songül Hanım, çok teşekkür ederim gerekçeli kararı için. Tabii tüm jürinin kararı bu ama Songül Hanım'dan böyle bir şey duymak çok onur verici. Böyle bir ödüle layık görülmek çok onur verici. Çok teşekkür ederim. Fehmi Öztürk ve Fatih Ertekin, tekrar tebrik ediyoruz sizi. Jüri üyelerimiz bu yıl insan hakları kategorisinde iki filmi jüri özel ödülüne layık gördü. Jüri özel ödülü alan bu iki filmi açıklamak üzere şimdi sözü jüri üyemiz Sayın Doğan Şentürk'e bırakıyorum. Herkese merhaba. Öncelikle finale kalan adayları tebrik ediyorum. Cesaretlerinden, yaratıcılıklarından ve özgüvenlerinden dolayı jüri olarak oy birliğiyle aldık kararları. Birbirinden değerli jüri üyeleri oy verdiler ve jüri özel ödüllerini de belirledik. İlk jüri özel ödülünü alan arkadaşın gerekçeli kararını açıklıyorum. İnsanın doğru haber alma hakkını ekolojik evrenin korunması gerekliliğiyle birlikte ele alıp sade bir dille filme aktarmadaki başarısı için öykünün evrensel mesajları taşıyabilmesinde filmin teknik kodlarıyla estetik kodlarını başarıyla yapıma aktarabilmesindeki hüneri nedeniyle ödüle değer bulunan Asit Yağmuru, Deniz Altun. Şimdi tekrar gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın. Deniz Altun, sizi tebrik ediyoruz. Söz sizde. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bu benim ilk ödülüm. O yüzden her zaman çok değerli ve çok büyük bir motivasyon kaynağı olacak benim için her zaman. Tekrar jüri üyelerine ve bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Sayın Doğan Şentürk, ikinci jüri özel ödülünü açıklamak üzere söz tekrar sizde. Bir diğer jüri özel ödülü alan filmin gerekçeli kararı ise animasyon türünün yetkin bir örneği olan film Cumartesi Annelerinin dramını duygu sömürüsüne kaçmadan ve incelikli bir üslupla karşımıza getiriyor. Aynı zamanda özellikle hassas bir konunun metaforlar aracılığıyla aktarılmasındaki yetkinliği estetik kodları başarıyla kurgulayabilmesi nedeniyle ödüle değer bulunan İğne, Ceylan Beyoğlu. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.
anlatamıyorum, anlatamıyorum, anlatamıyorum. Ceylan Beyoğlu, sizi tebrik ediyoruz. Söz sizde. Merhaba, çok teşekkür ederim ödülünüz için. Ben film veya animasyon veya sinema okumadım ama bu konuya elimden geldiğince layık olmak için, yani elimden gelen her şeyi yaptım. Sizin tarafınızdan bu ödüle layık görüldüğüm için çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Ceylan Beyoğlu ve Deniz Altun'u tekrar tebrik ediyoruz. Ve jüri üyemiz Sayın Şentürk'e de tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi insan hakları kategorisinde üçüncü olan filmi açıklamak üzere sözü değerli jüri üyemiz Sayın Emrah Kolukısa'ya bırakıyorum. Merhabalar herkese. Ben de öncelikle yarışmaya katılan tüm yönetmenlere buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güçlü bir seçkiydi. Tebrikler herkes için. Müsaade ederseniz gerekçeli kararı okuyacağım. Milyonlarca insanın her gün karşı karşıya kaldığı zorunlu göç olgusunu bir bavul imgesiyle, sinemasal bir dille etkili bir biçimde anlatması, aynı zamanda böylesine çarpıcı bir fikri son derece ironik bir dille anlatmayı tercih eden filmin günümüzün en yakıcı meselelerinden birini beklenmedik bir şekilde sunarak izleyeni gafil alıyor olması ve tüm algısını dönüştürmeyi başarabilmesi nedeniyle ödüle değer bulunan film İbrahim Sertaç Kasaplar'ın Zorunda adlı filmi. Tebrik ediyorum. Tüm hayatımı tek bir çantaya sığdırmak zorunda mıyım? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Eşyalarımın çantanın içinde ıslanmasından korkmak zorunda mıyım? İbrahim Sertaç Kasaplar, sizi tebrik ediyoruz. Şimdi söz sizde. Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna ve kıymetli jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Sadece filmimizi ve söylemimizi ödüllendirdikleri için değil, aynı zamanda bizi yeni söylemler, yeni eserler üretme konusunda motive ettikleri için ekip arkadaşlarım adına çok heyecanlıyız ve çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı günler. Biz de hem sizi hem ekibinizi tekrar tebrik ediyoruz ve Sayın Kolukısa'ya da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü ikincilik ödülünü alan filmi ve yönetmeni açıklamak üzere Sayın Profesör Nezih Orhan'a bırakıyoruz. Nezih Hocam buyurun. Herkese merhaba. Saygılarımı iletiyorum herkese. Öncelikle şunu söyleyeyim. Genellikle bu tür işleri izlediğimiz zaman mutfakta kimler ne acı çekiyor hiçbir zaman düşünmüyoruz. Onun için ben başta burada taraf olan bütün kurumları, kurumların üyelerini, çalışanlarını, burada organizasyonda emek gösterenleri, jüri üyelerini ve en önemlisi filmlerini yapan herkese gerçekten emekleri için teşekkür ediyorum ve saygılarımı iletiyorum. Bununla beraber herhalde şunu söyleyebilirim kendi payıma düşen birkaç saniye içerisinde. Biz filmin artık bir öykü anlatmanın ötesinde bir savunuculuk meselesi, bir aracı olduğunu görebilmiş olduk. Ve bugün çok değerli, birbirinden özel filmle beraberiz. Ve bir başka nokta ise filmin değişim üretmedeki gücünden yararlanabileceğimizi düşünüyorum. Bunları paylaşmış olayım. Şimdi isterseniz gerekçeli kararımı okuyayım. Tüm renklerin maalesef soldurulduğu ya da solmaya yüz tuttuğu memleketimizde, yurdumuzda, mahalle kültürünün yok edildiği bir çağdaşlığın nelere mal olduğunu acı bir şekilde gözler önüne sererken, rant çılgınlığının gerçek yüzünü ortaya koyan, evet böyle bir vurguda bulunan, ama bir yandan da toplumsal gerçekçi bir anlayış içerisinde kameranın özellikle izleyen, tanıklık eden değil, daha da ötesinde toplumun içinden bir göz olarak aktarımdaki başarısı ve bir tür hak temelli bir göz oluşturmadaki başarısı nedeniyle evet Mustafa Koç'un No Place to Live filmi ödüle değer bulunmuştur. İkincilik ödülüne. Teşekkür ediyorum tekrar. Is
ne olacak sonra? Hayat saçlarını döktürdü. Dikkat çeken sen mi kürkün mü? Burada çamura bulaşmamak mümkün mü? Sadece sistem ya da devlet değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz insanlık. Çünkü biz orada direnemedik. Ne oldu, çok mu komik? Yürü. Yaşayan bir erken ölü bir yere dönüştü. Yani o yıkım her şeyi götürdü. Mustafa Koç, tebrikler. Şimdi söz sizde. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na ve bizi bu ödüle layık gören kıymetli jüri üyelerine teşekkür ediyoruz. İkinci kez bu platformda olmak çok güzel. Geçen sene birinci olmuştum. İkinci senem, şu an ikinci oldum. Belki üçüncü seneyi zorlamamak gerekiyormuş. Şaka bir yana... Kentsel dönüşüm uygulamaları dünyanın her bir tarafında yapılan uygulamalar ama genelde ne yazık ki bir soyulaştırma hareketine dönüşüyor. Kentsel dönüşüm ile birlikte sadece duvarlar yıkılmıyor. Aslında insanların yaşam alanının dönüşmesi beklenirken çoğu zaman o görünmeyen geçmişleri, birikimleri ve kültürleri de yok ediliyor. Sulu Kule'nin hikayesi hiç anlatılmamıştı bu zamana kadar. Doğru düzgün konu bile edinmemişti. Ben buradan yola çıkarak Hasan ve Asil'in hikayesinden yola çıkarak Sulu Kule'nin hikayesini anlatmak istedim. Umarım etki bırakmıştır. Finalist arkadaşları da çok katılımları için tebrik ediyorum. Bu global pandemi sürecinde festivali dijital platformda olsa dahi gerçekleştiren kamera arkasındaki bütün ekip arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mustafa Koç, tekrar tebrik ediyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Nezih Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Ve sıra geldi birincilik ödülüne. İsterseniz birincilik ödülümüzü de, yani büyük ödülü, jüri eş başkanlarımız Sayın Semra Güzel Korfır ve Sayın Songül Öden beraber açıklasınlar. Sayın Öden, Sayın Korfır, söz sizde. İstersen Songül sen gerekçeli kararı açıkla. Tamam, anlaştık. Birincilik ödülü alan filmimizin gerekçeli kararını okuyorum. Türkiye doğusunda tarihi çelişkilerin zorladığı akıl almaz durumlara çarpıcı bir bakış atan film, Antigone'den insanlığı meşgul eden meselenin yeni bir yorumunu sunuyor. İnsanların dilediği yerde yaşama ve gömülme hakkını, sinema sanatının enstrümanlarını incelikle kullanarak sade ve vurucu bir dille filmin tekniğini belki de en alt seviyede izleyiciye hissettirerek anlattığı için en iyi kısa film ödülünü almaya değer bulunmuştur. Teşekkürler. Evet, açıklıyorum. Şin, Yas, Mehmet, İsmail, Çeçen. Tebrikler. Tebrikler. Birincimiz Mehmet İsmail Çeçen. Söz sizde. Sesimiz geliyor mu bu arada? Evet, lütfen buyurun. Buyurun. Öncelikle Songül Hanım'a, Semra Hanım'a, tüm jüriye, ön jüriye, ben bu sene 3. yılım Türkiye Delegasyonu'na 3. defa katılıyorum. 3 defa finalist oldum, bir defa 3. oldum. Çektiğimiz filmler genelde hep insan hakları ile alakalı olduğu için, yani zaten her yıl bir film çekerken şunu düşünüyorum, diyorum ki evet, bu film önce insan hakları, Avrupa Birliği İnsan Hakları Türkiye Delegasyonu'na gidecek. O yüzden ben bugün filmin kahramanı, ben kendisi benim yeğenim olur. İlk film deneyim bu arada. Onu getirdim. Konuş. Teşekkür ederim. Ya çok heyecanlı bir şekilde zaten günleri sayıyordum açıklanmasını. Çok bekliyordum. Canım. Yani açıklanınca da çok heyecanlandım. Çok sevindim. Teşekkürler. Ödülü bize layık gördüğünüz için çok teşekkür ederiz. Canım. Bravo. Çok teşekkür ederiz bu arada. Diyarbakır'dan selamlar bu arada. Songül Hanım memleketinizden sesleniyoruz.
çok yani herkesi çok takdir ediyoruz, çok seviyoruz. Sizi zaten söylememe gerek yok, zaten sürekli takip ediyoruz. Çok kıymetlisiniz hepiniz. Bizim işimiz film üretmek. Ben hep şunu derim, yaşamın bir başlangıcı ve bir sonu var. Ve biz de yaşamın sonuna kadar ne üretirsek bu insanlık için bizim için kârdır. Yani bu felsefeyle yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Bizden de Diyarbakır'a sevgiler. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki filmin kahramanını yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Ne mutlu bize. Sayın Çeçen, tekrar tebrikler ve jüri üyelerimize de tekrar çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi her şeyin bir sonu var, başlangıçlar, sonlar ama arada bıraktığımız hatıralar çok değerli. Bizimle beraber onlar kalıyor. Bu güzel törenin de hatırası olsun istiyorum. İsterseniz hep beraber bir fotoğraf alalım. Sahnede olsaydık topluca bir selfie çektirirdik, seyircilerimizi atardık. Olacak. Böyle bir şansımız yok ama yine de çareler tükenmiyor biliyorsunuz. Topluca hep beraber güzel bir fotoğraf alalım lütfen. Ben kendi adıma şuradan alıyorum. Ama törenimizin yönetmeni ayrıca çekiyor diye düşünüyorum. Gayet güzeliz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlediği Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması ödül töreni burada sona eriyor. İlginiz, vaktiniz ve katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz ve 10 yıldır süregelen çağrımızı yineliyoruz. İnsan hakları, şimdi ve daima. İyi akşamlar diliyoruz.